Benzinli bir motorda benzin hava karışımı buj ile ateşlendikten sonra normal alev cephesinin yanmayı tamamlamadan yanma odasında ikinci bir alev cephesinin oluşması ile meydana gelen basınç çarpışmasına vuruntulu yanma ya da kontrolsüz yanma denir. Vuruntulu yanma, motor parçaları üzerindeki yüksek basınç dalgası ile ses oluşturur. Yüksek frekanslı bu basınç dalgaları, motor parçaları üzerinde ciddi hasar oluşturabilir. Bu yüzden motor yönetim sistemi tarafından önlem alınmayı gerektirir. Motorda yanmayı etkileyen her faktör, vuruntulu yanmanın sebebi olabilir. Benzinli motorlarda sıkıştırma oranının artmış olması, ateşleme avansı, motorun çalışma hızı, motora giren havanın sıcaklığı ve basıncı, motor su sıcaklığı, egzoz gaz basıncındaki artış ve yakıtın sıkıştırmaya olan direnci gibi unsurlar yanmayı vuruntulu hale getirebilir. Vuruntu sensörleri motordaki titreşimleri algılayıp ve bunu elektriksel sinyale dönüştüren sensörlerdir. Silindir bloğuna bağlıdır. Sayı olarak en az bir veya daha fazla olabilir. Çalışma ilkesi ise piezoelektriktir. Piezoelektrik konusuyla ilgili olarak daha önce kanalımızda detaylı bir video çalışması yayınlanmıştır. Bosch firması tarafından üretilmiş bir vuruntu sensörünün teknik özelliklerine bakıldığında 3 ila 22 kHz arasında ölçüm yapılabildiğini görebiliriz. Bu çalışmamızda deney için kullanılan motor 1.6 litre fluans benzin motorudur. Vuruntu sensörü osiloskop cihazına bağlanmıştır. Normal yanma ve vuruntulu yanma ile oluşan basınç dalgalanmaları çekiç darbesi ile benzetilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada silindir bloğunda oluşan basınç dalgalarının sensör tarafından nasıl bir sinyale dönüştürüldüğü analiz edilecektir. Deney motorumuzun silindir bloğuna çekiç darbesi oluşturduğumuzda ekranda görüldüğü gibi her darbe bir basınç dalgası meydana getirmektedir. Ve vuruntu sensörü tarafından bu basınç dalgaları alternatif gerilim sinyaline dönüştürülür. Silindirde yanma normal olduğunda oluşan basınç dalgası osiloskop ekranında şu an gördüğümüz sinyale benzer bir gerilim sinyali oluşturur. Hem tepeden tepeye voltaj değeri hem de frekans değeri düşük olacaktır. Ancak yanma düzensiz yani vuruntulu ise oluşan basınç dalgalanması çok yüksek olacaktır. Bu durumda sensörün ürettiği gerilim sinyali de osiloskop ekranında şu an gördüğümüz sinyale benzeyecektir. Hem voltaj değeri hem de frekansı yüksek olacaktır. Elektronik kontrol ünitesi vuruntu sensöründen gelen sinyalin voltaj ve frekans büyüklüğünü hafızasındaki eşik değerle karşılaştırır. Eşik değer aşıldığında vuruntu ortadan kalkıncaya kadar ateşleme avansını düşürür. Vuruntu sensörünün hatalı tok değerinde sıkılması veya montaj yüzeyindeki kirlilik algılamayı etkiler ve hatalı sinyale yol açar. Dizel motorlarda da vuruntu sensörü kullanılabilmektedir.